Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberi. Milyonlarca emekli ve memur zam toplantısını bekliyor. Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika haberi değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekli ve memurun gözü toplu sözleşmelerde. Kamu çalışanı, emekli sandığı emeklisi ve kamu işçileri bu yıl toplu sözleşmeye girecek. 3,5 milyon memurun sosyal ve mali hakları, 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları ve 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek. İşte son dakika emekli ve memur zammı haberlerinin detayları videomuzda değerli izleyicilerimiz. Çalışanların önümüzdeki 2 yıl için sosyal ve mali hakları belirlenecek. 2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak. Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki iki yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek. Sendikalar şimdiden hummalı bir çalışma yaparak toplu sözleşmeler hazırlanıyor. Memur ve memur emekleri için memur sendikaları, diğer toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları devrede olacak değerli izleyicilerimiz. Önce kimler toplu sözleşme yapacak bir bakalım ve daha sonra detaylara girelim. 3,5 milyon memurun sosyal ve mali hakları belirlenecek. 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları belirlenecek. 700 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek. Metal iş kolunda 200 bin işçinin hakları konuşulacak. Önce işçiler masaya gelecek değerli izleyicilerimiz. İlk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Nisan-Mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 700 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. Görüşmeleri en büyük konfederasyon olan Türk İş yürütecek. Hak İş ile Türk İş birlikte hareket etme kararı aldı. Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal iş kolunda toplu iş sözleşme görüşmeleri başlayacak. 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlıkları yapılacak. Burada da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya gelerek konuşulacak. Sendikalar birlikte hareket edecek değerli izleyicilerimiz. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü konusunda Türk İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu, söz, toplu iş sözleşmesiyle taşlandırmak istiyoruz dedi. Aslan bir grup basın toplamı mensubuyla bir araya geldiğinde toplantıdan şunları söyledi değerli izleyicilerimiz. Bu iş için konfederasyonumuz bünyesinde bir komisyon kurduk üyemiz sendikalarla değerlendirme toplantısı yaptık. Önümüzdeki hafta tekrar bir toplantı yapacağız. Türk İş'ten süreci birlikte yürütmek yönünde teklif aldık. Bu kapsamda iki konfederasyonun heyetleri talepleri oluşturmak için üç kez bir araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz. Kamuda 5,5 milyon bekliyor değerli izleyicilerimiz. Memurların ve memur emeklerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Böylece memurların ve memur emeklerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı zammın oranları açıklanmış olacak. Memurlar ve memur emekleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Bu zam oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı e eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı geçerse aradaki oran memur ve memur emeklerinden fark olarak ödeniyor. Toplu sözleşmede sadece zamlar değil Aile yardımından kadro konularına kadar birçok sosyal hakta konuşulup karara bağlanıyor. Ayrıca kamu personel danışma kurulu toplantılarına görüşülen konularda masaya yatırılıyor değerli izleyicilerimiz. Tabi diğer SGK ve Bağkur emekli vatandaşlarımız da aynı haklara kavuşmak istiyor değerli izleyicilerimiz. Diğer emekliler de istiyor. Bu arada toplu sözleşme sadece emekli sandığı emekleri için yapılıyor. SSK ve Bağkur emekleri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Oranlar çoğu zaman birbirine yakın çıksa da diğer emekliler de toplu sözleşmelerde yer alıp zamlardan önceden bilmek istiyor. Ancak mevcut yasalara göre toplu sözleşme sadece memurlar ve memur emekleri için yapılabiliyor değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere anında haberdar olabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız değerli izleyicilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.